Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutluların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kahramanmaraş ile 12 Şubat ilçesi Yolyanı Mahallesi Muhtarı Ali Tatlı ile röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum Duran Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, arkadaşımız telefon açtığımızda röportaj yapmak için bizi de daha önceki yapmış olduğumuz röportajları Dünya'nın Arama Motoru'na yüklüyoruz. Oradan izlemiş, doğru mu efendim? Evet. Konya Vakıf'ta genç bir muhtarımız, dinamik, artı servis yapıyor. Bu yolda nasıl servis yapıyor onu şimdi kendisine soracağız. Şimdi öncelikle bizim Döngede ayrılan grup yolu çok bozuk. Evet. Bunu daha önce belediye başkanımıza da söyledik. Döngede Saygılı, Topçalı, yani bu aradaki artı benim köye gelen yol, buradaki yollarımız çok bozuk. Bunun genişletilmesini, işte asfaltlanmasını tekrar bunu istiyoruz yani Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben buradan ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hizmetlerini alıyoruz. Grup yolumuz da yapılırsa çok memnun oluruz. Evet. Döngeleye kadar 2-3 tane köprü var. Çok dar sayın izleyiciler. Az önce başkan arkadaşlar yanında iki araç karşılıklı geldiğinde geçemeyecek evet, olan yerler evet, var. Evet, geçemeyecek yerlerimiz var. Hatta bir tane köprümüz var. Köprümüzün bir tane demiri var, bir tarafı yok. Evet. Yani orası çok bozuk. Tehlikeli. Tehlikeli. Yollarımız da dar. Ya, çok kasis evet, olmuş sayın izleyiciler. Çok kasis. Bazı yerlerde yol içerisinde yol arıyoruz ama mutlak evet. Kasise, çukura yani halkın anlayacağı dilde konuşalım. Çukura mutlak düşüyoruz. Evet. Birçok yerde işte aracımızın daha önce lastiğini de kestim. O kasise sert düşmemizden dolayı yan tarafımıza denk geldi. Evet, evet. Lastiğini kesti. Arkadaşımız da esnaf. Buradan yolcu taşıyor. Evet, Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş merkeze. İşte 12 Şubat merkez ilçe. Hanifi Bey, Hanifi Maç işte çok güzel hizmetler yapmış. Buraya da çok güzel hizmetler yapmış gördük. Her yer parke taşı olmuş. Evet, ilçe belediye başkanımız Sayın Hanifi Maç'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Yani 20 bin metrekare civarı parke taşı hizmeti aldık buradan. Evet. Daha da yeni yerlerimiz de yapıldı. Tabii eksik yerlerimiz kaldı. Ama belediyemiz çalışıyor. Evet. Bu da tabii bizim için ayrıca memnun olduğumuz bir şey. Çok yani. Şanslı ben diyorum. Evet, yani. Evet, Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi çok şanslı. Vatandaşlar da şanslı. Çünkü Türkiye'de en fazla çalışan belediye başkanlarından bir tanesi sayın izleyiciler. Evet. Vatandaşı çamurdan ve tozdan kurtarmış. Birçok yerde en vatandaşlarımızın en çok serzenişte bulunduğu yani şikayet ettiği konuların başında çamur ve tozdu. Evet, çamur ve toz. Bu sorunu çözdüğünü gördük. Kahramanmaraş 13 Şubat ilçesinin bütün mahalleye dönüşen köylerin birçoğuna %90'ına yakında bu konu çözülmüş. Burada iki tane de cami var. Muhtar, yeni mi yapıldı hocam? Camilerimizin bir tanesi yaklaşık olaraktan 20 sene falan oldu yapılalı. Tabii buradaki o caminin ben ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Ayrıca tam burada camimizin de eksikleri var. Evet. Burası yani şu anki camimiz tarihi bir cami. Sağ olsun bir tane buradaki vatandaşımız bir tane minare yaptırdı camimize. Eksik yerlerini de gidermeye çalışıyoruz. Tabii burada belediyemize de daha önce ben söylemiştim yani camimizin eksik yerleri oldu. Belediye başkanımız Hanifi Maç'a söylemiştim. Bekliyoruz yardımlarını. Evet, bu arada mahallenin orta göbeğine yeni bir cami yapılmış. Çok büyük, güzel. Evet. Tam göbeğinde oraya da bir minare yapılmasını hayırsever vatandaşlardan evet. Veyahut da belediye başkanlarımızdan rica evet. Ediyoruz. Türkiye'de birçok yere bu vesileyle cami ve minaresi olmayan yerlerde birçok yere minare yapılmasına öncülük ettik. Hayırsever vatandaşlarımız çok. Türkiye'de değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu konuda yardımlarını görüyoruz. Efendim, altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Şimdi altyapı kanalizasyonu için ben müracaat etmiştim ilk muhtarlığımda. Yani ilk göreve başladığımda. Evet, ilk seçildiğimde. Tabii bu kanalizasyon işlerine KASKİ Genel Müdürlüğü bakıyor. Bunda buraya başkanımız Çetin Hurşitoğlu, evet. Daire başkanımız. Ayrıca bir tane eleman gönderdi. Tabii gezdik. Etrafını falan gezdirdik. Onda diğer köylere bakaraktan benim köyüm toplu olduğu toplu, için. Toplu evet köy güzel hoşuma gitti. Yani, köy işte her ne kadar mahalle olsa köy sayılır. Evet. Daha net elinde yol yani. Evet.
benim köyüm toplu olduğu için yani kanalizasyona uygun olduğu görüldü. Evet. Ama buradaki sadece bir sorun çıkarttılar bize. Sorun olaraktan tabii burada kimsenin tarlasına, bağına, bahçesine girip yani o şekilde bir kanalizasyon değişikliği onu yapamıyorsun yani belediyenin şimdi yeni uygulamasında. Bunu yol güzergahından götüreceğiz dediler. Yolda da tabii köyümüzün her tarafı parke taşı oldu yani. Parke döşendi. Bunu parkeye söküp tekrar yapmak bayağı bir sıkıntı olduğunu görüyorlar. Artık bilmiyorum yani. Tabii kanalizasyona da ayrıca ihtiyacımız var. Köyümüz yaz geldiği zaman sinek oluyor, şey oluyor yani. Nüfus ne kadar bu tarım? Nüfus, yaz, kış? Nüfus yaklaşık kışın 350 civarı falan oluyor. İşte yazında 470-600'e kadar. Evet, tam burası yayla. 600 yayla. Alt kısmında Sır Barajı başlıyor değil mi efendim? Evet, Sır Barajı başlıyor. Sır Barajı başlıyor. Burası yol yanı mahallesi. Bir de Karahan Barajı'nın koluna bağlı yol deresi mutları var. İbrahim Kızılaslan arkadaşımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. İki arkadaşımız da genç ve dinamik. Arkadaşımız da bizi misafir etmişti evinde. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz o arkadaşımıza da. Genç muhtar seçildiğinde en büyük şansı benimle tanışmam oldu. Evet. Çekmiş olduğum resimleri hepsini internet ortamına attık. Onları kendisi de arşivlemiş. İşte önceden böyleydi, şimdi böyle oldu diye. Evet. Eğer yer parke taşı yapılmış sayın izleyiciler. Dedi ki Süleyman Bey seçildim ama halka da söz verdim nasıl yaptırırım diye kara kara düşünüyordum evet, dedi. Evet. Onun o cümlesini de hiç unutamıyor İbrahim Bey. Güzel arkadaşımız yani işte sağ olsun biz de işte biz röportajlarımızı atıyoruz Dünya'nın Arama Motoru'na. Hem belediye başkanlarımız hem onların basın danışmanları var. Evet. İzliyorlar, seyrediyorlar. Burada da hizmete öncülük ediyoruz. Bunu da buradan belirtelim. Evet. Bu taraf bilgevi yaptırdınız mı? Bilgevi yaptırmadık. Biz ona taziye ediyorduk ama 13 Şubat Belediye Başkanımız buna bilgevi ismini koymuş. Çok amaçlı salon diyor bazı belediye başkanlarımız. Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Matçen bize söylemesi. İşte mesela 80 tane civarı bir köy, 40 tane köye taziye evi. 40 tane köye oyun parkı. Evet. Yani ilk ayırdılar yani. Evet. Şimdi yani ilk yaptığım 40 köye taziye evi, 40 köye oyun grubu. Bunda bizim tabii benim burada bir tane okulum var. Evet. Kapalı mı efendim? Okul eski. Orayın tadilatı da yapılabilir. Oraya da yapılabilir. Şimdi yan tarafında yine bir tane okul var. Tadilat için tabii ayrıyeten Sayın Kaymakam Bey'imiz de geldik buraya okulun açılması için. Ama öğrenci yetersizliğinden dolayı. Kaç öğrenci var efendim? 45 civarı bir öğrenci var. Öğrenci yetersizliğinden dolayı. İlkokul 4'e kadar kaç öğrenci var? İlkokul 4'e kadar 25-30 civarı falan öyle bir. Evet, 11 öğrenci olursa sayın izleyiciler okullar genelde açık oluyor. Ancak ben bunu açık oluyor ama yolları çok uzun olan köyler var, mahalleler var. Yani Türkiye'de 51 tane ilin köyler düzenek işitlerine devam ediyor. Ha, bu sene de bekliyoruz. Tabii. Buranın hemen açılmasını istiyorum. O açılabilir, 25 öğrenci var. Açık kalması için 11 öğrenci kriteri şartı var. Evet. Milli Eğitim Bakanlıkları'nda, onları da biliyoruz. Muhtarım isterse burası açılabilir. Çocuklar burada hareketli olur, cıvıl cıvıl olur. Değil mi efendim? Evet. En azından dördü burada okuyabilirler. Ben açılmasını istedim ama kaymakam beyimiz onay vermedi. Evet. Onay vermeden dolayı açamadık yani. Taşımalı gidiyor. Döngele taşımalı gidiyor. Evet, döngele taşımalı. Evet, kaç kilometre döngele buraya? Döngele yaklaşık 8 kilometre. 8 kilometre. Fazla da uzak değilmiş. Taşımalı eğitimde şöyle, çocuklar işte birinci sınıfı ayrı okuyor. Burada bir diyeyim. Eğer burada ilk yönetim okulu açılmış olsa sayın izleyiciler ilkokul 4 sınıfta birleşik okuyacak. Birleşik okullarda eğitim kalitesi düşüyor. Çünkü hoca öğretmen arkadaşımız 1. sınıfı anlattığını 2-3-4 dinliyor. 2'yi anlattığını 1-3-4 dinliyor. Onun için çocukların kafası karışıyor. Biraz da eğitim düzeyinde tabii. Evet ama yani servis de var. Fazla da uzak değil. Açılmaya da bilir ama açılan yerlerde var. İsteğe bağlı bu. Yani halkın istemesine bağlı. İsterlerse açılabilir. Onu da buradan belirtmek isterim. Yani bu röportajımızı bu mahalle sakinleri de izleyecek. Yol yanı mahallesi sakinleri de izleyecek. İster Maraş'ta yaşasın, ister İstanbul'da, ister nerede yaşarsa yaşasın, ister yurt dışında yaşasın. İzleme şansına sahipler ki ama genç ve dinamik bir arkadaş muhtar seçmişler. Mahalle halkına da çok teşekkür ediyorum. Aday da çıkmış mıydı karşınıza efendim? Evet çıkmıştı. Kaç oyla farklı seçildiniz?
11 oy. Falan. 11. Seçmen sayımız ne kadar? Seçmen sayımız 375. Bayağı varmış abi bu seçmen sayısı. Evet Sayın Celil, burası bayağı orta ölçeğin üzerinde de bir köymüş, mahalle olmuş. O nedenle gerekli hizmetler en azından sokaklar çamurdan ve tozdan kurtulmuş. Biz altyapı kanalizasyonu mutlak yapılmasını istiyoruz. Mutlu arkadaşımız da izah etti. Yaz aylarında sinek ve karasinek meydana geliyor. Çevre kirliliği meydana geliyor. Altyapı kanalizasyona gerçekten çok ihtiyacımız var yani. Evet, bu yapılmalı diyoruz. En büyük isteğimiz bu zaten. Beklentimiz de bu yani. Evet. Belediye başkanlarımızdan, yetkililerden, kasıt yanımlı birilerden. Evet. En büyük beklentimiz bu yani. Ama ikinci beklentimiz, en önceliğimiz yok. Bunu belirtelim. Yani tabii. Biz yol istiyoruz. Su sorunu var mı efendim? Su sorunu buradan... Köyümüzün girişinde bir tane kuyumuz var. Kuyudan içiyoruz. Evet. Yaklaşık 100 metre falan bir derinlikte. Yine ayrıyeten bir tane tesisimiz var köyün tarafında. Sıkıştığımız zaman idare olaraktan açıyoruz. Açıyoruz. Evet, yani. Büyükşehir Belediyesi tabiri değil mi efendim? Kaskı Genel Müdürlüğü tabiri. Evet. Muhtarlarımız bu konuda rahatladılar sayın izleyiciler. Daha önce her ne kadar bazı yerlerde işte muhtarlar önceden su parası topluyordu. Kimisi işte o su, motor pompa parasını yatmıyordu. Elektriği kesilen köylere denk geliyorduk. Ancak bu dertten de kurtuldu muhtarlarımız. Evet, evet, evet. Belediyelerimiz bu işi güzel bir şekilde takip ediyor. Efendim genç dinamiksiniz. Muhtar seçilmeden önce muhtarların sosyal güvenlik primlerinin yatırıp yatırılmadığını biliyor muydunuz? Onu bilmiyorum. Bilmiyordun. Yatırılmalı mı efendim? Muhtarlar sosyal güvenlik primleri. Tabii yatırılmalı yani. Şu an biraz primler de biraz yüksek. Yani 568 liraya yükselmiş sayın izleyiciler. Yatırmakla biraz zorlanıyor. Zorlanıyor muhtar arkadaşlarımız sayın izleyiciler. Birçok muhtarımız bu konuda zorlanıyorlar. Çünkü biz diyoruz ki muhtarlarımıza aynı gödenek veriyor muhtar seçildiğinde. Biz öncelikle özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz. Neden istiyoruz? Muhtar arkadaşlarımız, seçilmiş yöneticiler, sayın izleyiciler, belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da seçilen ilk cumhurbaşkanımız. Evet. Halk öyle seçiyor. Cumhurbaşkanımız her hafta muhtarlarımızla toplantı da yapıyor. İnşallah bu konunun da çözüldüğü günleri göreceğiz. Onlar da yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Buradan tüm muhtarlarımıza sesleniyoruz. Aylık ödenek değil, biz muhtarlar seçildiği anda otomatikman devleti temsil eden bir görevli olarak evet. Sosyal güvenlik kapsamına alınmasını istiyoruz. Çünkü devleti temsil ediyor. Evet. Kaymakam olsun, jandarma, polis, vali, diğer ilçe tarım, il tarım hangisi olursa olsun kim arıyor? Muhtarı arıyor. Evet, o konuda muhtar arkadaşlarımızın birçoğu mesela ilçe tarım çağırıyor. Burası kaç kilometre efendim yine? 55 kilometre. 55 kilometre arkadaşımız aracıyla gidecek, tekrar gelecek. Başkası çağırıyor, gidip gelecek. O nedenle biz işte hep zaten söyledik ki muhtarların aylık ödenekleri yetersiz, artırılmalı dedik ve 1300 Türk lirası seviyesine yükseldi. Asgari ücretten aynı oldu. Daha önce 380-400 lira civarındaydı. Evet. İlk olarak sayın o zaman başbakanımızdı Recep Tayyip Erdoğan %100 arttırdı. 871 lira oldu size seçimlerden 3 ay önce. Ocak 2014'te. Biz bunu yine yeterli görmedik. Çünkü çok uzak işte böyle mahalle ve köyler vardı. Arkadaşlarımız hep yakıt parasına gidiyor dedi aldığımız aylık ödenekler dedi. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da Maraş'tan müjdeyi vermişti hatırlarsanız. Evet, evet, evet. 360 lira artırılarak 1300 lira seviyesine geldi. Ancak biz yeterli görmüyoruz. Çünkü sosyal güvenlik primleri yatırılmıyor. O primleri de 135 lira artmış. Doğru mu efendim? Evet, evet. Biz mutlaka sosyal güvenlik primi kapsamına da almasını istiyoruz. Burada da Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu çözmesini istiyoruz. İnşallah Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız her hafta toplantı yapıyor. Bu konudan vakıflar, röportajları herkes izliyor sayın izleyiciler. İnşallah bu konularda çözülecek diyoruz. Muhtarlarımızın desteği sayesinde, biz işte muhtarların desteği sayesinde de muhtarların sesini tüm dünyaya duyurduk. Ve muhtarlara bir saygınlık kazandırdık. Evet. En önemlisi de bu. Doğru evet. Efendim? Evet. 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 Genç muhtar olarak başka istediğimiz var mı efendim? Şimdi tabii isteklerimiz var. Yani sorunlarımız da var. Ama ben belediye başkanımız, ilçe başkanımız Sayın Arif Maççan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Erkoç'un bu tür şeyler sorunların altından kalkacağına inanıyorum. Çünkü biz daha hizmete başladı 2 yıl oldu. Evet. 2 yılda da bayağı büyük şeyler yaptık yani.
şeyler yaptık yani bayağı. Evet. Mesela köyün yol problemini çözdük. Açılmayan yollar açıldı. Açılmayan yollar açtık. Evet. Bu arka tarafta benim köyüm yaklaşık olarak 3000 dönümlük zeytinlik arazisi var. Evet. Köyün geçim... Gel babam ver de sen yanıma gel. Bir dakika gel hadi yanıma gel. Köyün geçim kaynağı da. Çıkaralım. Evet. Levda da muhtarımın kızı şöyle kucağımda otursun hiç yadırgamadı. Karşıya bakalım Levda. Tamam mı? Evet muhtarım. Köyümüzün geçim kaynağı da tabi bu zeytinlik. Ama buradan belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Koç'a özellikle teşekkür ediyorum. Yaklaşık olarak bana bu zeytinden 13 kilometre civarında bir yol açtı. Evet. 2 kilometre, 3 kilometre falan bir eksiğim kaldı. Tabii bu zeytinlik yoluna gerçekten bizim köyümüzün ihtiyacı var. Evet. Daha önce halkımız bu toplamış olduğu mahsulü, zeytinlerden toplamış olduğu mahsulü sırtında çıkartıyordu. Evet, en önemli konu evet. Sayın izleyiciler. Biz her zaman söyledik, ürünü yetiştirdik ama bunu pazarlamamız için önce evimize getireceğiz, evimizden de tüccara götüreceğiz. Evet, doğru mu efendim? Evet, evet. Onu yapmamız için de mutlak yol gerekti. Millet ne diyor? Sırtında getiriyordu veyahut da affedersiniz atla, eşekle getiriyordu. Evet, değil mi efendim? Evet, bu şekilde. Bu dertten kurtarmış belediye başkanımız. Bu şekilde taşıma yapılıyordu. Tabii köyümüzün bir bölümündeki olan arazinin yolunu açtık. Tabii açılmayan insanlarımızın arazileri kaldı. Bu yüzden de işte benimki yapıldı da benimki niye yapılmadı gibisinden bu tür söylentiler var. Tabii biz de rahatsız oluyoruz bundan evet. Dolayı. Kalan yolumuzun, zeytinlik yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz buradan. Köyümüzde de değişik yol yerlerde yani yerleşim yerinde açılacak yollarımız var. Açılması gereken başka yollar da var. Mahallede. Şu an köyümüzde yolsuz insanlar var. Evine yol gitmeyen kişiler evinin var. Evinin yolu olmayan vatandaşlarımız evet, var. Evet, yolu, evet. Yol olmayan vatandaşlarımız var. Bu konuda Halil Bey inşallah duyarlı olur. Gerçi röportajları izliyorlar. Basın danışmanı var arkadaşımızın. Biz yani artık vatandaşımız aracız, rahatsız, evin önüne kadar götürmeliyiz. Evet, evet. Değil mi? Evet, yani en büyük beklentimiz bu zaten. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Evet. Sayın izleyiciler işte vatandaşımız yani bu her ne kadar mahalle de olsa vatandaşlarımız da Türkiye'nin her yerinde aynı arkadaşlarımız köylü. Burası dağın tepesi. Doğru mu efendim? Evet. Dağın tepesinde burası bir köydü. Mahalle oldu tüm şehir yasasıyla. İnşallah sırasıyla öncelik sırasına göre hizmetler tamamlanacak diyoruz. Ancak yol en önemli konu. Önce grup yolu yapılmalı. Daha sonra burada açılmayan evlerin yolu olmayan vatandaşlarımızın yolları da açılmalı diyoruz. Muhtarların Sesi gazetesine röportaj veren 12 Şubat Yolyanı Mahallesi Muhtarı Ali Tatlı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür.